Blockchain ve girişimcilik. Bu konuya aslında girişimciliğin ne olduğu ve ne olmadığıyla başlamak sanki daha doğru olacak. Bir kere girişimcilik girişkenlik değil. Yani her kapıyı çalarak tanımadığınız insanlara laubali bir şekilde merhaba dediğiniz bir şey değil her şeyden önce. Blockchain'e gelince, geçen videoda da anlattığımız gibi, blockchain sadece kripto paraya ve Bitcoin'e ya da Ethereum'a özgü olan bir sistem değil. Özel bir iş yapış modeli. Ve girişimcilikte blockchain kullanmaya kalktığınız zaman aslında siz yeni bir iş modeli oluşturuyorsunuz. Yani iş fikrini hayata geçiriyorsunuz. Blockchain'e dayalı bir kripto para girişimciliği, bir kripto arz girişimciliği, kripto girişimcilik özetle olabilir. Ancak blockchain'in dünyayı nasıl değiştirdiğini görmek istiyorsak bazı temel bilgiler vermemiz lazım. Bunlardan bir tanesi bankaların blockchain'i kullanmak istemesi. Tabii bankalar blockchain'i kullanmak istedikleri zaman aslında bunu Merkez Bankası'nın yerine düşünüyorlar daha çok. Bugün biz yaptığımız işlemlerde bankalara güveniyoruz. O işlemlerin düzgün bir şekilde yerine getirileceğini düşünüyoruz. Tabii bankaların garantisi de Merkez Bankası'ndan geliyor. Blockchain ise dediğim gibi mali işlemlerde, para transferi ve diğer alanlarda çok güvenilir bir kimlik doğrulama ve şifreleme sistemi olduğu için elbette bankaların ilgisini çekiyor. Yani blockchain teknolojilerini Bitcoin'den bağımsız düşündüğünüz zaman çok hızlı bankacılık işlemlerini destekleyebiliyor. Ama tabii bankaların bu durumda Merkez Bankası yerine blockchain'i koyması demek, yine Marx'ın sözlerini hatırlayacak olursak, yönetim biçimlerini de değiştirecektir. Blockchain'in merkezinde olduğu bir bankacılık sistemi yönetim biçimi açısından bir federal devlete çok benziyor. Bitcoin'in ve Bitcoin gibi izinsiz, dağıtık, yani paranın sahibinin herkes olduğu, kripto para kazıcılarının işlemlere onay verdiği ve kripto para kullanıcılarının da her türlü şekilde işlem yapabildiği bir sistem, dağıtık bir sistem. Bu tip bir dağıtık sistem ki muhtemelen geleceğin devletlerinin de yönetim biçimi olacak. İşte o tam anlamıyla bir konfederasyon. Yani eski İtalya'nın Orta Çağ sonrasında, Rönesans döneminde, merkantilizm dönemindeki şehir devletlerini hatırlatıyor bana. Bugün içinde yaşadığımız karma ekonomi, ulus devlet. Dolayısıyla blockchain girişimciliği yapacaksanız eğer, her şeyden önce bu sistemlerden bir tanesini yıkıp yerine başka bir şey yaptığınızı düşünmeniz lazım. O yüzden blockchain bir disruptive trend, yani yıkıcı yenilikçi bir trend. Düzgün kullanmazsanız sadece yıkmış olacaksınız ve muhtemelen yıktığınız şeyin molozunun altında kalıp ezileceksiniz. Ama düzgün kullanırsanız yenile çok daha güzel bir şey kurmanız mümkün. Bu blockchain girişimcilerine verilebilecek bir temel tavsiye olabilir. Ama ne yapabiliriz? O kadar çok şey var ki. Yani bununla ilgili belki 20-30 video çekmek gerekir. Yine de bitmez. Ama bazı temel alanlar var. Bunlardan bir tanesi blockchain'i bir ticaret platformu olarak kullanmak. Diyelim ki Mozambik. Hani Mozambik'te buğday olmaz ya. Diyelim Mozambik'in 100 bin ton buğdayı var. Ve Mozambik bu 100 bin ton buğdayı tarladan toplayıp İtalya'ya satmak istiyor. Ancak buna parası yok. Hemen bir blockchain üzerinden kripto para arzı yapabilir, kripto arzı yapabilir. Diyelim bu da kripto olsun, adı kripto olsun. Mozambik'teki yurttaşlar, girişimciler bir teminat mektubu vererek bankadan birebir fiyat para, itibari para, örneğin dolar karşılığında kripto alabilirler. Ve böylelikle o buğdayın tarladan toplanması için teminat mektubuyla güvence altına alınmış birebir fiyat para karşılığı olan bir para havuzu oluşturabilirler. Siz de o para havuzundaki parayı bloke edersiniz. Yani işlem tamamlanana kadar. Ne yapacaklar? Buğdayı toplayacaklar, İtalya'ya satacaklar ve yatırımını yapan kişi son anda parasını geri çekip işi sabote etmesin diye işleminiz bloke edilmiş olacak. Tıpkı bir kredi kartıyla taksit yaptığınız zaman kredi kartı limitinizden belirli bir paranın bloke edilmesi gibi. Ve arkasından ne olacak? Arkasından diyelim ki bu kripto arzını yapan girişimciler, founding father, kurucu babalar dediğimiz kripto girişimciler aynı zamanda bir token çıkartacaklar. Birkaç milyon dolarlık maksimum değeri olan ama Bitcoin gibi maksimum piyasada olabilecek token sayısının sınırlı olduğu değerini, token'ın değerini korumaya yönelik bir önlem. Böylelikle siz o buğdayı İtalya'ya satacaksınız. Ve kripto ile o havuzu oluşturan kişilere %50 kar dağıtacaksınız. Kripto para şirketinin kurucuları ise tokenları üzerinden %50 kar alacaklar. Arkasından bu karın bir kısmını yiyeceksiniz.
geri kalanı havuza geri vereceksiniz. Aynı şekilde İtalya'da devlet bütçesi yerine tekrar kripto para ile para toplayacak. Oradakilerin de kendi token sistemleri olacak. Onlar da Mozambik'ten karlı olarak bu buğdayı alacaklar. Ve sonuç olarak ortak bir kitle fonlamaya dayalı ortak bir kripto para havuzumuz olacak. Şimdi işler asıl kripto girişimcilikte burada ilginçleşiyor. Çünkü bu havuzla siz binlerce ve milyonlarca işlem yapabilirsiniz. Bir konfeksiyon şirketinden, hatta bir akıllı telefon şirketinden garantisi edilmiş binlerce şahsın satışını ayarlayabilirsiniz. Dersiniz ki Türkiye'den ben senin için 10 bin tane bu telefondan alacak adam ayarladım. Ve ithalatçıya ihtiyacın yok. Sen bu kişilerle sana garanti ettim kripto para havuzundan bunları bize yüzde indirimli olarak sat. Yani bunu teminat mektubuyla bugün yapan bir sürü kişi var. Ve arkasından bu havuz büyüyecek. Binlerce farklı işlemle ve bir saatten sonra siz örneğin 1 milyon dolar karşılığında kripto para alarak 1 milyar dolar değeri olan bir kripto para havuzunu 10 saatliğine veya 1 günlüğüne kiralayıp o 1 milyar dolarlık havuz içinde yapılan bütün ticari işlemlerden pay alabileceksiniz. Dolayısıyla blockchain'in en yıkıcı yanlarından biri ama aynı zamanda bankalara dost olan bir yanı, bankaları ürkütmeyecek yanı bu. Çünkü bu ticaret platformunda işin içinde teminat mektubu var ve kripto para birebir gerçek parayla garanti altında. Üstelik de gerçek isimlerle yapılan ticaretler olduğu için ve reputasyona dayalı yani dürüst ticaret yapan insanlarla ilişkili olduğu için Bitcoin'in bankalar tarafından algılandığı, devletler tarafından algılandığı şekliyle büyük bir risk içermiyor. Günümüzde birçok devlet milli kripto para çıkarmaya hazırlanıyor. Bunun içinde Hindistan var, Türkiye var. Aslına bakacak olursanız pek çok ülke buna hazırlanıyor. Bu sistemi ona entegre edersiniz, olur biter. Dolayısıyla kripto para girişimciliği diyorsunuz. Mobil uygulamalarınızı blockchain'e geçirin. Kayıtlı elektronik posta, dijital imzalarınızı blockchain'e geçirebilirsiniz. Her tür şeyi yapabilirsiniz. O yüzden girişkenlikle girişimciliği biraz birbirinden ayırmak lazım. Yoksa bugün benim Bilgi Üniversitesi'ndeki, Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerim de gayet güzel arbitraj yapıyorlar. Yani gidiyor 1000 liraya veya 1000 dolara Bitfinex gibi bir siteden bütün kripto paralara parayı eşit dağıtıp alıyor. Daha sonra da onu bir ay sonra 1600 lira kar elde etmiş oluyor. Yani 1000 lira üzerinden 600 lira kar elde etmiş oluyor. Neden? Çünkü o kripto paraların bir kısmı kâra gidiyor. Ya da ne bileyim Bitfinex'ten Ethereum alıyor 1000 liraya. Türkiye'de 1600 liraya her cuma satıyor. Yani bu da arbitraj. Ama kripto para girişimciliğini bundan ibaret görmemek lazım. Bir de buna hadi lafı uzatmamak için hızlı bir şekilde bitirelim. IOTA gibi bir kripto parayı ekleyin. Yani bugün biz dijital asistanların, Siri gibi dijital asistanların gelecekte internetten bizim adımıza online hesabımızla alışveriş yapmasını istiyoruz. Peki internete giren akıllı buzdolabınız, buzdolabında domates bittiği zaman, bunu marketten IOTA denilen bir kripto parayla satın aldığı zaman e-ticarette de blockchain ve kripto para işin içine girmiş olmayacak mı? Kripto para ile internetten alışveriş gelmeyecek mi? O yüzden bu konudaki girişimcilik kısmını, blockchain'i çok yaratıcı bir şekilde düşünmemiz gerekiyor. Ve bu iş modelini doğru oturtabilirsek unutmayın ki kimlik hırsızlığı gibi risklere uğramadan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçek ticaret platformları kurabiliriz.